Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar eşim rahatsızlandı, hastaneye geldik. Şu anda hastane çok kalabalık olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Burada yaşlı hastalar da var. Onun için şimdi tomografi falan çekildi. Şöyle göstereyim. Tomografi falan şey yapacak, çekilecek. Şöyle hastaneyi de biraz göstereyim. Burası yeni hastane, değişti. Şimdi şey yapacağız. Sen de el salla izleyicilerimize. Hastalığı gösterme yapsın. He. Şimdi tomografi çekildi. Kan alındı. Serum takıldı şöyle. Şimdi bunları şey yapacağız. Bekleyeceğiz. Sonuçları bekleyeceğiz mecburen. Dua bekliyoruz sizlerden. Az bir kısa da olsa bir çekim yapayım dedim. Hani sizlerin duasına ihtiyacımız var. Eşim normalde arkadaşıyla Adana'ya gitmişti. Adana'da simit, değil mi? Simit yemiş. Arabada simit yemiş. Simitten dolayı da yedikten sonra birden göğsüne ağrı çökmüş. Oradan da sol kuluncu, omuzları falan birden ağrınca eve geldi. Yüzü kıpkırmızıydı. Biz de dışarıda kahvaltı yapacaktık zaten. Namazına gitti. Bugün cuma olduğu halde mesela o kadar kötüydü ki ne namaza da gidemedi. Normalde eşim cuma namazını hiç kaçırmaz. Yani o direkten düştüğünde bile bir hafta gidemedi. İkinci haftada ben tekerlekli sandalyeyle götürmüştüm. Onun için sizlerden dua bekliyoruz. İşte cuma namazına da gidemedi bugün. Evde hastaneye geldik. Artık ambulans çağıracaktım. Şey yapamadım. Artık bir tanıdık vardı. Kirvemizin damadı. Sağ olsun onu aradım. Hemen geliyorum abla, hazır olun dedi. Onun için hastanede şimdi şu an serum takıldı. Serum işte küçük. Şöyle de göstereyim. Küçük bir serum var. Şöyle. Serum takıldı. Bekliyoruz şimdi sonuçların artık ne olacağını. Sizlerden duacıyız. Hı? Burada dışarısı zemin kat. Acil servis buradan şey oluyor. Şimdi arkadaşlar burada videomu kapatayım. Sonuçlar falan tekrar çıktıktan sonra tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar şimdi dışarıdayız. Dışarıdan tomografi ve kan sonucunu bekliyoruz. Dışarıya çıktık güneşe. Biraz dışarıda bekleyelim dedik temiz havada. İçerisi çok bunaltıcı bir hava var, hastalar üst üstüne. Şu hastanenin de artık şeyini göstereyim. Acil yeri burası, acil bölümü. Doktor yemeğe gitmiş maşallah. Gittiği yerde de gelmek bilmedi. Esiyor dışarıda rüzgarlı. Ama yine de biz çıktık dışarıya. Kan sonuçları, böyle kağıtlar elimizde. Bekliyoruz artık ne olduğunu. Arkadaşlar şimdi çıktık, eve gidiyoruz. Yine iki tane serum takıldı ayrıyeten ağrı kesici. Şimdi gidiyoruz eve doğru. Dolmuşa bineceğiz. Randevu aldık. Göğsünde bir kitle gözüküyor. Artık doktor göğüs hastalıklarına gidin dedi. Artık orada ne derse o zaman belli olacak sonuç. Şuraya da bir ev gibi bir yer yapmışlar herhalde, doktorlar çocuklarını bıraksın diye kreş gibi bir yer yapmışlar. Dolmuşlara bineceğiz şimdi, artık dolmuşa bineceğiz. Bizim evin oraya hangi dolmuş ki diye bilmiyorum da. O kadarlık. Bu yeni hastane bayağı bir uzak. Çünkü dediğim gibi sizden dua bekliyoruz işte. Yani göğsünde bir kitle var diyor. Çok şükür kalbinde bir şey yok mu? Bizi
nefesim daralıyor deyince kalpten korkmuştuk. Onun için şimdi hastane aslında çok büyük, bayağı bir büyük. İçine giren kayboluyor. Ben kayboldum yani resmen. Aradığımızı da aradığımız yerde bulamıyoruz. Şurada binalar var. Bizim evin beri tarafında aslında. Bizim ev daha onların öbür tarafında kalıyordu ama yol uzak olduğu için hastane de çok uzak. Onun için gidiş geliş zor oluyor. Arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Bugünlük biraz kısa oldu ama kusura bakmayın. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar, burası da mezarlık. Dolmuştan eve gidiyoruz şimdi. Aslında videomu bitirmiştim ama biraz da arabada giderken çekeyim dedim.